Bursa, İzmir, Antalya ilinde Vizyon otomotivlerin sahibi. Sevgili seyirciler, Antalya Elmalı yağlı güreşiyle ekranlarınızdayız. Ben Gökhan Günaydın. Yayınımızın başında sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Antalya Elmalı yeşil yayla güreşleri 663. kez yapılıyor. Ve biz bugün burada karşılaşmaları anlatırken yorumlarıyla bizlere katkı sağlayacak çok önemli bir konuğum var. Kendisi Minder'de 1992'de Barcelona'da olimpiyat oyunlarında final yapmış, gümüş madalyada kalmıştı. Tarihi Kırklareli'nin 2003 yılı baş pehlivanı Kenan Şimşek. Ordulu Kenan Şimşek, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Güreş seyircilerine de buradan sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. 663. Elmalı güreşleri tüm güreş severlere, milletimize hayırlı olsun. Sayın Kenan Şimşek, baş pehlivanlıkta yarı finale kalan 4 isim var. Salih Erinç, Serkan Serttürk'ü yenerek, Orhan Okulu Mustafa Kemal Karaboğa'yı yenerek, Faruk Akkoyun, Serhat Gökmen'i ve İsmail Balaban'da Ünal Karaman'ı yenerek burada tarihi Elmalı Yeşilyayla güreşlerinde birazdan baş pehlivanlık boyunda yarı final müsabakasını yapacaklar. Şu anda çayırın tam ortasında yarı final yapacak baş pehlivanların kura çekimi var. Devam ediyor sevgili seyirciler. Hemen belirtelim, baş altında Hasan Borucu, Nazmi Şahin'le Turan Balaban, Furkan Durmuş Altun'la finale kalmak için yarı finalde mücadele eden isimler. Büyük ortada Adem Ustaoğlu, Hakkı Aygün, Recep Dönme, Ertuğrul Dağdeviren'le biraz önce burada mücadele eden isimlerdi. 2015 yılı Kırkpınar baş pehlivanı Orhan Okulu. Deste Küçük'te Hasan Karpuz'da Samet Avcıoğlu. Deste 2'de Hayri Günay'la Enver Yörük. Deste Büyük'te Özgür Kapan'la Tunahan Özgür final yapan isimlerdi değerli izleyiciler. Ekranlarınıza geliyor Adem Ustaoğlu. Büyük ortada Hakkı Aygün'le yarı final yaptı. Orhan Okulu geliyor kurasını çekmek üzere. Evet, Hakkı Aygün kazandı. Finale adını yazdırdı büyük ortada. Evet, baş pehlivanlar kurallarını çekiyor. Bir numara protokol eşliğinde. Orhan Okulu. Evet, Orhan Okulu bir numarayı çekti. İsmail Balaban geliyor kurasını çekmek üzere. Şimdi İsmail Balaban geliyor. 2003 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivanı. 4 numara. 4 numarayı İsmail çekti. Balaban. Faruk Akkoyun geliyor kurasını çekmek üzere. Kocaeli'den Faruk Akkoyun şimdi kura çekmek için geldi Dualı Çayır'a. Bakalım kaç numarayı çekecek? Evet, Faruk Akkoyun geliyor, kurasını çekiyor. Altan, Altan. Faruk Akkoyun 2 numara. Evet, Faruk Akkoyun Orhan Okulu'nun rakibi oldu. Böylelikle de Salih Erinç 3 numarayı çekecek. İsmail Balaban'la eşleşti. Kenan Şimşek, ne söyleyeceksiniz? Çok güzel bir eşleşme oldu. Zaten evet. Salih Erinç Salih burada bir sürpriz yaptı. Erinç. Gerçekten çok büyük bir çıkış yaptı Salih. Evet. Faruk da keza öyle. Yani yarı final geleneksel olan önceki baş pehlivanlardan farklı bir yarı final ortaya çıktı Elmalı güreşlerinde. Evet. Bu da güreş için gerçekten olumlu bir görüntü. Güzel İnşallah bir kura güzel, oldu. Güzel bir kura da çektiler. Güzel güreş olacak. Yani. Evet sevgili izleyenler, şöyle bir hatırlayalım. Baş pehlivanlıkta ilk 16'da kimler mücadele etti? Orhan Okulu Mehmet Yeşil Yeşil'i yenmişti. Mehmet Yeşil Yeşil'de dün yapılan karşılaşmalarda Ordulu Recep Kara'yı yenerek son 16'ya ismini yazdırmıştı. Serhat Gökmen, Hasan Cengiz'i, İsmail Balaban, Hasan Zeybe'yi, Serhat Balcı, Faruk Akkoyun'u, Ünal Karaman, Hamza Köseoğlu'nu, Salih Erinç, Osman Aynur'u, Mustafa Kemal Karaboğa, Ekrem Yavuz'u ve Serkan Serttürk'te Süleyman Aykırı'yı yenerek çeyrek finale adlarını yazdırmışlardı. Ve bugün yapılan karşılaşmalarda sevgili seyirciler, Salih Erinç, Serkan Serttürk'ü, Orhan Okulu, Mustafa Kemal Karaboğa'yı, Faruk Akkoyun, Serhat Gökmen'i, İsmail Balaban'da Ünal Karaman'ı yenerek yarı finale kaldılar ve birazdan
yapılacak yarı final mücadelelerinde de Orhan Okulu, Faruk Akkoyun'la Salih Erinç, İsmail Balaban'la doğal içeride mücadele edecek. Binlerce seyirci 3 gündür burada biletli bir şekilde karşılaşmaları izliyor. Meydanlı bir sivillerden şey yapalım. Yoksa bilet olay 663. yıl. Evet, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz Orhan önce Okulu, ekranlarınıza geldi Faruk sevgili seyirciler. Bizler de diyoruz ki Allah İsmail Balaban rahmet etsin. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Amin. Sayın Kenan Şimşek. Hepinize, hepsine sabırlar diliyoruz. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur. Allah hepimize kolaylıklar versin. Bizler devlet, ebed, müddet, yüce devlet geleneğinden geliyoruz. 2000 yıllık devletimiz elbette şimdiye kadar çok badireler atlatmıştır. Allah şehitlerimize bir kez daha rahmet etsin ve ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz değerli izleyenler. Ve diyoruz ki bundan sonra umarız bu terör belası başımızdan gidecektir. İnşallah. Türkiye Cumhuriyeti Devleti inanıyoruz ki binlerce yıl önümüzde müreffeh bir şekilde yaşasın. Kenan Şimdi değerli fotoğrafçı gazetecilerimizden de rica edeceğim. Şöyle bir biraz uzaktan tam şu karşıdan alalım. Değerli basın mensupları biraz uzaktan lütfen. Burası Elmalı. Dile kolay 663 yıl sevgili seyirciler. Birden başlasak saymaya belki 10 dakika sürecek dile kolay. Hiç kesintiye uğramadan tam 663 yıl süren bir gelenek var. Ve şimdi bizler yarı finalde birazdan çıkış yapacak pehlivanlar için sözü cazgırlara bırakıyoruz. Elmalı'nın cömert mert insanları, Türkiye'mizin göz bebeği Antalyalılar. Şimdi Allah izin verirse Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Avukat Ümit Öztekin Bey'in himayesinde tertiplenen tarihi Elmalı güreşlerinin yarı finalini sizlere sunacağız. 2013 yılı tarihi Kırkpınar baş pehlivan ikincisi. 2015 yılı Edirne Sarayı içinde rakiplerini yenerek altın kemeri tüm Antalyalılara hediye etti. Er meydanlarının geri vitesi olmayan baş pehlivanı Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı'na adına güreşiyor. Orhan Okulu Kumruca. Son baş pehlivan Orhan Okulu seyircilere tanıtıldı değerli izleyenler. Ekranların hemen solunda. Büyükşehir Belediyesi adına güreşiyor. Evet. Er meydanlarının parlayan yıldızı Faruk Akkoyun, Kocaeli Kağıtspor. Kocaeli'den Faruk Akkoyun'la mücadele edecek Orhan Okulu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına güreşiyor. Er meydanlarının genç, mütevazi baş pehlivanı Salih Erinç Samsun. Salih Erinç. Evet. Bu yılın baş pehlivanı ikincisi Osman Aynur'u yendi. Gerçekten büyük bir başarı elde etti. Elmalımızın çocuğu. Tarihi Kırkpınar'ın minikten başa kadar her boyunda madalyalar kazandı. 2013 yılı Tarihi Kırkpınar baş pehlivanı. 2014 yılı Tarihi Kırkpınar baş pehlivan finalisti. 2015 yılı Tarihi Kırkpınar baş pehlivan üçüncüsü. Antalya Konyaaltı Belediyesi adına geçiyor. Er meydanlarının sarı fırtınası İsmail Balaban. Antalya Elmalı. Ve İsmail Balaban Salih Erinç'le mücadele edecek. Son 3 yılın en istikrarlı ismi İsmail Balaban. Evet. Baş hakem yardımcılarından yani Ömer bu Osman fiziğine Bey. Göre yani bu cüssesine göre çok performans iyi. İyi gidiyor, iyi devam ediyor. Son 4 yıldan beri gerçekten seviye yapmadan devam ediyor. Çok büyük bir iş yani, çok büyük bir başarı. Binlerce seyirci bakın ekranlarınıza geliyor. Cuma gününden itibaren bu alandalar değerli izleyenler. Sabah saat 8'de kuyruk vardı sahanın içine girmek için. Kahraman Asil Atatürk
minnettarız sana. Evet. Uyan, uyan. Levent'te bizler varız. Ateş içinde doğduk. Uyku bize yaramaz. Ecel gelmedikçe, Ezrail Aleyhisselam da gelse, vallahi canımız alamaz. Hakkımı helal etmem. Sayın Elmalı Güneş Ağası, Muammer Ak, hizmet etmezsen bu vatana, canım kurban olsun. Bu vatanı kurtarıp Ankara Anıtkabir'de yatan o büyük insana. Bizler Koca Yusufların, Kurt Derelilerin, Adalı Halillerin torunlarıyız. Bizler bu sahalarda sabaha dek güreş tutup şehit düşen Akıncıların torunlarıyız. Ne mutlu bu sahalarda güreş tutan Atatürk gençliğine, ne mutlu Türk'üm diyene. Kavağın yaprağı çoktur, üzerinde meyvesi yoktur. Ey asil milletim, titre, kendine gel. Bize, bizden başka dost yoktur. Sayın bakanlarım gelmiş, sayın başkanlarım gelmiş, sayın Kırkpınar ağam gelmiş. Er meydanı Elmalı hep böyle muhteşemmiş. Karali, Mehmet Ali Yati, Ordulu, Recep Gürbüz, meydan okuyan, Samsunlu Karabacak, Adapazarlı atanlar, Tekirdağlı Hüseyin, Akhisarlı Koca Arap, uyan, vur, vurun davullar kocaman kocaman. Elmalı'da pehlivanlarımın şöleni var, duysun bütün cihan. Menderes Süren derler sizin adınıza. Antalya deyince siz gelirsiniz akla. Antalya'nın yükü omuzlarınızda, Antalya deyince siz gelirsiniz akla. Halkçısın, bu halkın içinden geldin. Yaptığın hizmetler senin eserin. Dolduramaz Antalya'da senin eserin. Helal olsun sana yapılan sevgiye, alkışlara. Bu halkın içinde olduğum bir numara. Yaşa Menderes Başkan, sen çok yaşa. Elmalı belediye binasının yapısı demirden, çimentodan, taştan. Ne günler gördü geçirdi her yaştan. Sayın Ümit Öztekin'dir Elmalı'da efsane başkan. Elmalı imar ediyor yeni baştan. Giyinmesini bilene ne giyse yakışır. Bakmağa gözler kamaşır. Sayın Muammer Ak, size Elmalı ağalı çok yakışır. Ağalık, Allah Allah, illallah, evet. Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlarımıza yarı finalde alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah. Şimdi çıkış verildi. Pele Mehmet çıkışı vermek durumunda kaldı. Neden? Çünkü seyirci dedi ki Pele Mehmet yarı finalde bu kadar çok uzatılmaz dedi. Evet, aynen öyle. Gerek dedi. Yok bunlara. Net bir şekilde söylersin, geçersin dedi. Stardı millet verdi. Bu seyirci bilinçli bir seyirci. Gerek yok bu kadar uzatmaya. Ekranları başında milyonlarca seyirciye de burada saygısızlığa gerek yok. O yüzden diyoruz ki ilk kurultayda cazgırların mutlaka eğitimi alınması gerekiyor. Canlı yayın başlamadan önce de zaten konuştuk. Gereksiz konuşmalar ve cazgırlığın da bir sınırı olması gerekiyor. Kesinlikle bu işte bir çalışma yapılması lazım ve bir nokta koyulması bizim lazım. Bizim için önemli olan buradaki pehlivandır. Minikten başa kadar olan bu dualı çayra çıkan her pehlivandır. Eğer bir unsur pehlivanın önüne geçerse bu dualı çayırın yok olmasının başlangıcıdır. O yüzden diyoruz ki ey cazgırlar, aklınızı başınıza alın, biraz eğitim alın, biraz da dikkat edin. Bundan sonra daha iyi bir şekilde çıkış yaptırın. Burası Elmalı. Bakın 663 yıl dile kolay. Nasıl yaşamış 663 yıl? Pehlivanlar
her zaman birinci unsur olmuş. Burada pehlivan vardır, seyirci vardır. Diğerleri daha sonra gelir. Hiç kimse pehlivanın önüne çıkmaya, geçmeye çalışmasın. Kesinlikle. Buradan uyarımızı yapıyoruz yönetici arkadaşlarımıza. Cazgırlar bazen de işte final güreşlerinde, son final müsabakasında pehlivanlarla beraber peşref çekiyorlar. Bu da çok büyük yanlış. Çok büyük yanlıştır bu. Çok büyük yanlış. Herkes işini yapacak. Biz Yaşar Kale ile peşref çekmeyecek Cazgır. Öyle Kenan bir şey Şimşek yok. Senin takım arkadaşın Yaşar Kale ile hep böyle yapılan kurallarla ilgili oturup konuşurduk. Bazen ateşli konuşmalarımız olurdu arkadaşımız evet. olduğu için. Ama onun yaptığı çok güzel bir şey var. Bakın bunu unutmuyoruz biz. Hem yüzüne söyledik hem buradan. Pehlivanlar peşrev yaparken Cazgırlar o kıyafette peşrev yapmayacak. Herkes görevini yapacak dedi. Kesinlikle. Ve Kırkpınar'da Cazgırların peşrev yapmasını yasaklayarak doğru karar alıp bu dualı çayırı kurtaranlardan biridir Yaşar Kale. Doğruyu değeriyi de söyleyeceğiz. Güreş için doğru olan her şeye, her noktaya imzamızı evet. altına atarız. Geri dönmemek şartıyla. Bu doğrudur ve bu uygulamanın kesinlikle devam etmesi gerekiyor. Ve biz eksiği de güzelliği de görevdeyken söylüyoruz. Birisi görevden düştükten sonra herhangi bir cümle kullanmıyoruz. Kesinlikle. Yaşar Kale'yi o zaman da söyledik. Kendisi bizim arkadaşımızdır. Kenan Şimşek'in de takım arkadaşıdır. Yaptığı güzelliklerden birisi budur. Umarız şimdikilere de örnek olur bu. Sevgili seyirciler, işte Başpehlivanlık'ta yarı final mücadelesinde finale kalmak için birazdan kapışacak Başpehlivanlar ekranlarınızda. İsmail Balaban şimdi ekranlara geliyor. Bu bölgenin çocuğu kendisi. Son 3 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin en istikrarlı başpehlivanı. 2013'te başpehlivanlıkta birinci oldu. Altın kemeri kuşandı. 2014'te final yaptı. 2015'te yine üçüncü oldu. Kenan Şimşek. Kolay evet, değil 3'ün üst üste. Ve i̇şte 50'nin üzerinde başpehlivan katılıyor. Şimdi yağlı güreş uzun soluklu bir güreş. Yani çok evet. fazla devamlılık isteyen bir spor. Tabii bu sporun içinde 2 yıl, 3 evet. yıl, 4 yıl İşte zirvede kalmak, kürsüye çıkmak gerçekten kolay değil. Bir de şimdi Orhan, İsmail fiziksel olarak da diğer başpehlivanlardan biraz daha küçükler. Yani evet. bunların güreşe 3-4 sene bu şekilde dayanmaları daha zor. Anlıyorum. Yani sürdürmeleri evet. daha zor. Mesela Recep bu yıldan hariç mesela Recep Kara her yıl kürsüye çıktı. İşte bir olumsuz daha görüntü evet. neyse müdahale ettim. Teşekkür ederim. Bunların olmaması gerekiyor. Bunlar yağlı güreşin ciddiyetini düşürür. Yağlı güreş ciddi bir spordur. Gelip burada pehlivanlarla peşrev yapmak burayı sıkıntıya düşürür. Bu doğalı çayara yakışmaz onu söyleyelim. 50 kere söyledik. Yani akıl bali olmayan insanların bu alanda dolaşmasını engellemesi lazım buradaki yönetici takımı. Peşrev yapmak herkese nasip olsaydı binlerce seyirci bu işe gönül vermiş. Onlar seyrediyorlar, zevk alıyorlar. Bu da bir nasiptir. Yani peşrev yapmak herkese de nasip olmuyor. Böyle ucuz değil yani. Elbiseyle gelecek de vatandaş girecek. Baş belli onda peşrev yapacak. Olur mu böyle bir şey? Evet. Ya, olmaz. Olacak iş değil. Artık yarı final zamanı. Faruk Akkoyun şu anda ekranda olan başpehlivan, Kocaeli bölgesinden kendisi. Serhat Gökmen'i çeyrek finalde puanlamada yenerek uzatmada yendi. Yarı finale kalmayı başarmıştı. Faruk da bugün güzel güreşler yaptı. Tabii Faruk fiziksel olarak da güçlü bir başpehlivan. Evet. Yani şu anda Faruk'tan aslında beklenti önümüzdeki zamanlarda daha fazla. Yani onun da o bilincinde olduğunu düşünüyorum. Daha fazla çalışıp daha fazla gayret etmesi lazım. Fiziksel olarak da mesela Kırkpınar'da bir başpehlivan olacak bir fizik var. Yani olabilirse de gerçekten iyi olur. Yakışır yani Faruk'a. Orhan Okulu her boyda ezile ezile, derece yapa yapa tarihi kırpmalarda baş pehlivanlık boyuna çıktı. Baş altında da birinci olmuştu 2012 yılında. O yıl bizler TRT'den de yayın yapmıştık tarihi kırpmalarda. Orada 3 gün önce Samsun'daydım. Samsun'daki güreş seyircisinin bir talebi var. Söz verdik. Konuşursa eğer canlı yayında konuşursak söyleyeceğiz diye.
Şimdi seyircilerimiz şunu söylüyor. TRT'nin yaptığı program, yani Gökhan Günaydın'ın yaptığı program mükemmel. Yalnız güreş seyircisi bazen işte TRT canlı yayın yapmadığı zaman başka kanallardan güreşi seyrediyorlar. Tabii ki mecburen. Bu seyir zamanında diğer kanallarda program yapan arkadaşlarımız seyircinin bu konuda ben tercümanı oldum diyelim, söylüyorum. Evet. Kesinlikle güreşi düzgün şekilde çekmeleri lazım. Evet. Seyirci bu konuda şikayetçi. Pehlivan güreşirken, pozisyon varken kamera evet. başka tarafa çevriliyor diyor. İşte başka bir insanı konuşturuyorlar diyor. Birini konuşuyorlar diyor. Kesinlikle bunu söyleyin dedi. Onun için söylüyorum. Yani seyircilerin tercümanıyım şu anda. Sağ olun, diğer kanallardaki arkadaşlarımız da evet. duyuyorsalar bu hatayı yapmasınlar. Güreş seyircisini evet. yani saygısızlık oluyor seyirciye. Evet, biz pehlivan odaklıyız. Şu anda tarihi elmalı güreşlerinin baş pehlivanlıkta yarı final karşılaşmaları şimdi başladı. Orhan Okulu Faruk Akkoyun mücadelesi. Ağırlık ihalesi için ekranlarınızda değerli izleyenler. Yılın güreş ağası olan iki tane yarı finalist evet. final güreşi var. İki tane yarı final güreşi var. Ekran başındaki seyirciler çok güzel güreş seyredeceklerini tahmin ediyorum. Gerçekten güzel güreş olacak. Olur, hareketli olur. Heyecanlı olacak, güzel güreş olacak. Dikkatle seyretsinler. İki karşılaşma da zaman zaman aynı karada ekrana giriyor. Evet, yine Maytur Petrolleri sahibi, ünlü iş adamı, Sayın Mücahit Turgut Bey, er meydana dağıtıyorum. İsmail Balaban, Salih Erinç mücadelesi ekranlarınızda. Fizik olarak da yakın isimler. Aslan Kardeşler Petrolleri sahibi, ağabeyim, Sayın Yusuf Aslan Bey'i her meydana dağıtıyorum. Sert elenseler var İsmail Balaban'dan. İsmail hareketli başladı güreşe. Son haftalarda yine bir tespitim var Sayın Şimşek. İsmail Balaban daha çok paçadan ve kasnaktan oyunlarla rakiplerini yenmeye başladı. Tabii kendini evet. geliştiriyor. Yani geliştirdiği için de zaten 3-4 yıldan beri kürsüde kalıyor. Yani kendini geliştirecek ki baş pehlivan. Her yıl daha üstüne koyacak ki o kürsüde dursun. Çünkü nereden baksan 60 tane aktif güreşen baş pehlivan var. Onların evet. içinde 3 yıl, 4 yıl her yıl kürsüde olmak gerçekten kolay değil. Yani çok büyük bir başarı. İsmail'e göre çok büyük bir başarı. Çünkü İsmail evet. fiziksel olarak çok büyük bir baş pehlivan değil. Ama devamlılığı yani, çok tabii, iyi. Devamlı o da önemli. Işte onun için çok çalışıyor demek ki. Ve kendini geliştiriyor. Onun için devam ediyor. Yani mesele burada yani. Yani başarılı olmasının sebebi bu bence. Özekin Petrol Otomotiv Emlakları sahibi Denizli Isparta Burdur. Evet, diğer karşılaşmaya geçelim sayın yönetmenim. Bir yeniş var. Orhan Okulu karşılaşmanın hemen başında rakibi Faruk Akkoyun'u sırt aşağı yenerek finale adını yazdırıyor. Büyük bir avantaj sağladı Orhan Okulu. Evet. Paçadan tuttu ve kasnaktan soktu. Evet. Ve sürdü, sırt aşağı çevirdi. Orhan Okulu Elmalı Yeşilyay'la da ilk finale kalan baş pehlivan oluyor. İş adamı Faruk Akkoyun'u yenerek sevgili seyirciler. Her meydana dağıtıyorum. Evet, isimlerini okudum. Çok değerli iş adamlarımı. Her meydana dağıtıyorum. Ağırlık yerlisine başlıyoruz. Küçük orta küçük orta büyük boy pehlivanların çok acılar meydanı. Şerif abi yanıma gel. Orhan Okulu çok büyük evet. avantaj elde etti.
orta küçük, küçük orta büyük boy pehlivanları her meydanında çok acele yerlerinizi alınız. Akabinde büyük orta pehlivanları hazır olsunlar. Evet sayınlar konuklarımız, değerli misafirlerimiz, 663. Tarihi Elmalı Güreşleri'nde Orhan Okulu, Faruk Okulu'nu çok kısa sürede yenerek çok büyük bir avantaj sağladı Kenan Şimşek. Faruk biraz gevşek durdu. Yani evet, bacağı kuvvetli diğine paçayı da verdi. Ama Orhan yani çok büyük bir ustalık gösterdi. Paçayı tuttuktan sonra elini kasına soktu ve sürdü. Ve sırt aşağı düşürdü. İzmir'de, yani Faruk gibi pehlivanın bu hatayı yapmaması lazım. Sahibi, hata yaptı Antalya ve kaybetti. Sayın paçalardan Bey, sürekli oyun arayan isim İsmail Balaban. Bu kez Salih Erinç. Ayağı kapmıştı ama geri bırakmak durumunda kaldı. Tabii evet. Ayağı bacağı aldı ama daldı. Paçayı tutmadığı için, yağlı güreş olduğu için İsmail ayağını kurtardı, bacağını kurtardı. Salih yani bacağı alınca paçayı tutması lazımdı. Minder geçmişi tabii, de olduğu için. Tabii, minderden evet, şimdi İsmail'in hata var. Paçalardan ve kasnaktan sürekli çalışıyor. Evet, ama Salih aynı zamanda Samsunlu bir baş pehlivan. Yani Samsun doğumlu. Yağlı güreşi de en az minder güreşi kadar Salih biliyor. Yani temelinde minder, yağlı güreş de var Salih'in. Bizi evet, yalnız bırakmayan arkadaşlar, aslında daha avantajlı. Hem deri biliyor hem yağlı güreşi biliyor. Hepiniz hoş geldiniz. Son haftalarda çıkış içerisinde olan isim Salih Erinç. İsmail Balaban'ı kendi memleketinde yenebilecek mi Kenan Şimşek? İşte Salih gerçekten bugün muhteşem güreş yaptı. Yani bence bu sahada şu anda en iyi güreşi yapan Salih. Çünkü kendinden beklenmedik iş yaptı bu güreşte Elmalı'da. Osman'ı yendi. Yani Osman gibi sürpriz çıkış tabii, yaptı diyorsunuz. Tabii. Osman mesela çok dayanıklı, çok performans gösteren bir güreşçi. Osman Aynur 2010'da tabii, burada baş pehlivan tabii, oldu tabii, Elmalı'da. Yani bu yılın kırklar ikincisi, baş pehlivan ikincisi. Evet. Yani bir de Osman Aynur gerçekten dayanıklı bir pehlivan ve sürekli güreşi arayan bir baş pehlivan. Yani Salih onu puanlamada yendi. Çok büyük bir sürpriz yaptı. Evet. Yani şu anda İsmail'i de yenebilir yani Salih. Bakacağız. Çok kıymetli arkadaşlar. İsmail'in ana devrede çok bir şey yapmaya niyeti yok gibi. Belki avlayacak Salih Erinci uyutup. Yani. Tabii büyük ihtimalle güreş bu şekliyle, görüntü itibariyle puanlamaya gidecek. Evet. Yani puanlamada da Salih'in de şansı var. Niye var? Çünkü gerçekten Salih yumuşak bir baş pehlivan. Yani fiziksel olarak da yumuşak. Pozisyona çabuk giriyor. Giren bir baş pehlivan. Her şeyimiz. Galibiyet sevincini tattıran Büyükşehir Belediye Başkanımla beraber. Güreş yere inmiş durumda. Şimdi bir serüvenin sonuna geldik. Bazı zaman hüzünleniyorum, bazı zaman seviniyorum. Çünkü bu sahalar seyircisiz olmuyor. Alkışsız olmuyor. Ağsız olmuyor. Hele güreşsiz hiç olmuyor. Tüm pehlivanlara buradan arz ediyorum. Televizyonlarını yeni açan çok değerli izleyenler için tekrar ediyorum. Burası Antalya Elmalı. Bizleri güreşe doyurun. 663. kez yapılıyor. Elmalı Yeşil Yayla yağlı güreşleri. Ekranlarınızdaki karşılaşma baş pehlivanlık boyunda yarı final mücadelesi. Buradaki Salih Erinç ve İsmail Balaban karşı karşıya geliyor. Kim yenerse yensin Orhan Okulu'nun finalde rakibi olacak. Aileme teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız Ümit Öztekin'e teşekkür ediyorum. Orhan Okulu Faruk Akkoyun'u yenerek Elmalı güreşlerinde finale kaldı. Allah ısmarladık. İsmail Balaban da evet, Salih Erinç'in talibiyle güzel güreş yapacak. Sizi bekleyinden dolayı haklarını helal etsinler. Evet saygıdeğer güreşlerle değerli misafirlerimiz, güreş ağlık ihalesi başlamıştır. Ben ağlık ihalesinin hem açılış rakamını almak hem de 663.sü yapılan tarihi Elmalı güreşlerinin bugün burada anlamlı konuşmasını yapmak üzere güreşlerimizin tertip komite başkanı Evliyalar Şehri Elmalı'nın yeni Elmalı'nın yeni mimarı, Elmalı'nın hizmetkarı, değerli belediye başkanım, sayın avukat Ümit Öztekin'e coşkuyla bir alkış istiyorum. Alkış, alkış.
Sayın bakanlarım, çok değerli milletvekillerim, çok değerli protokolün mensupları, sevgili hemşehrilerim, çok kıymetli, asıl teşekkür hak eden güreş severler, güreş sevdalıları, Elmalı'ya, Türk'ün ilk er meydanına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet. İki senedir yanlış bilgilendirmişler Sayın Başkanı. Türk'ün ilk er meydanı demek haksızlık olur tarihi Kırkpınar'a. Çünkü tarihi Kırkpınar güreşlerinin başlangıcı 13. asrın ikinci yarısı. Sevgili izleyenler, sayı olarak 10 yıl önde görünse de Elmalı güreşleri, tarihi Kırkpınar güreşleri tam 70 yıl bizim tespitimizle, hocalarımızın da tespitiyle kesintiye uğradığı için tarihi Kırkpınar güreşlerinin başlangıcı Elmalı'dan daha eski. Bakın burada Elmalı çayırından söylüyoruz. Doğru neyse o bizde Kenan Şimşek. Evet, evet. Abartı kimseye bir şey kazandırmaz. Doğruya bakmak Koca lazım. Yusuf'un boyu 1.88, hayatı boyunca en fazla geldiği kilo 113'tür. Koca Yusuf'a 140 ok derseniz 180 kilo yaparsanız 1.88 bir vücut, 180 kilo olursa yolda yürüyemez. Yolda yürüyemez. O yüzden diyoruz Sayın Başkan, buradan seni biz doğru bilgilendirelim. Bacakları takmaz. Kırkpınar güreşleri Elmalı'dan en az 60 yıl daha önce başladı. 3 gündür bu stadyum 12 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Tabii Elmalı güreşleri gerçekten yani izliyor. Muhteşem bir güreş. Çok önemli güreş. Çok önemli bizim güreş. İçin. Ama tabii Kırkpınar'ın özelliği farklıdır. Yani gerçek neyse o bizde. Toplantılarda da, yağlı güreşin toplantılarında da aynı şeyler konuşuldu. Her zaman ben de söylediğim gibi Kırkpınar güreşleri farklı bir güreştir. Güreşçilerin hepsi orada boy atlamalıdır. Evet. Başka hiçbir güreşte boy atlama işi olmamalıdır. Eğer siz başka güreşlerde boy atlatırsanız Kırkpınar'ın özelliğini kaybettirirsiniz. Kırkpınar'ı pasif duruma düşürmeye çalışırsınız. Bilmeyerek de olsa bu böyledir. Yani tabii insanların bunu bilinçli yaptığını sanmıyorum ama ne yazık ki karar alındı. Karar alınmasına rağmen şu anda Elmalı güreşlerinde aşağı boyları birinci olanlar yine bir boy yukarı çıkartmak karar almışlar. Yine alınan kararı yine deldiler ve yine yanlış yaptılar. Kırkpınar'ın kardeşi yapacağız. Kırkpınar'ın da kalitesini yükselteceğiz. Rekabet olduğu zaman birisi Trakya'da, birisi Anadolu'da. Benim Ataspor'um daha da gelişecek inşallah. Hiç endişe etmeyin sevgili hemşehrilerim. Biz 2 yıldır artık bunu bütün Türkiye'ye duyurmaya çalışıyoruz. Elmalı güreşleri Kırkpınar'ın statüsüne geldiğinde bu güreşler artık nasıl yapılır diye bir kaygımız kalmayacak. Sevgili bakanlarım, Buradan Balıkesir Kurtdere güreşleri de biliyorsunuz yapıldı. Ben oradaydım. Açık söylüyorum. Balıkesir Belediye Başkanlığı ve Karaysa Belediye Başkanlığı başkanımız Türkiye'deki gördüğüm en muhteşem organizasyonu yaptılar. Buradan açık ve bütün yüreğimle söylüyorum. Karaysa Belediye Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Balıkesir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sağ ol, tüm güreş seyirciler adına teşekkür ediyorum. Güreşçiler adına teşekkür ediyorum. Muhteşem bir organizasyon yaptılar. Bundan sonra daha da iyisini, daha da güzelini yapacaklarını ümit ediyorum. Yani görüntü itibariyle öyle gözüküyor. Tabii güreş için, hepimiz için, bütün milletimiz için çok büyük bir iş. Evet. Onlara teşekkür ediyorum TRT aracılığıyla. Evet, baş pehlivanlıkta yarı finalde Orhan Okun'un rakibi kim olacak değerli izleyenler? İsmail Baraban mı, Salih Erinç mi? Tabii baş pehlivanlar güreşirken çok fazla uzun konuşmalar çok hoş olmuyor davulda zurna çalmadığı için. İşte güreşin çok uzun güreş yaparken baş pehlivan belediye başkanımız da olsa çok uzun konuştuğu zaman güreşin atmosferi dağılıyor. Evet. Yani özelliği kayboluyor. Yani vatandaşın dikkati başka yere dağılıyor. İşte bunu seyirci de istemiyor. Seyirci de bunu kabul etmiyor. 2 yıldır sizlere ikramlarda bulunuyoruz. Çok kısa bir anımı da anlatıp kapatmak istiyorum. Ben çocuktum. Oralarda oturuyordum. Babam güreş sevdalısıydı. Protokolde oturanlara güreş bir kez daha yere indi. İsmail Balaban'ın sürekli yazıklar olsun. Paçaları kapma çabası var. Salih Erinç şimdiye kadar paçalarını çok iyi korudu. Güreşimizi beraber geliştiriyoruz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Elmalı
Yeşil Yayla Güreş Ağlık İhalesi'ni Sayın Menderes Başkanımın da müsaadesiyle 50 bin liradan açıyorum efendim. Hepinize hayırlı olsun. Allah 664.sünü de bundan daha büyük, bundan daha güzel coşkuyla yapmayı bizlere nasip etsin. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Erkan abicim. Hemen bekliyorum kardeşim. Evet, saygıdeğer güreşseverler. Değerli konuklarımız. Baş pehlivanlıkta yarı finalde. Evet, biraz hareketlendi güreş. Şimdi Balaban bastırmak üzere. Paçayı da kaptı. Tehlikeli bir pozisyon var. Yeniş mi çıkacak? Yıldıray ikinci. Evet, keçi dikmesini tam olarak geçmedi. Yok, devam olmadı. Ömer Osman Pelit devam diyor. Bir kez daha kemaneyle bastırıyor İsmail Balaban. Güreş olmadı. Adil dede bacaklı rahatsız edelim. Küçük orta büyük boy final. Antalyalıların yeni gururu olmakta merdivenleri yavaş yavaş çıkıyor. Abla isim verirse ben de diyor baş pehlivan olacağım. Ve tüm Antalyalıları Türkiye'nin her yerinde onur edeceğim, bir bayrak gibi dalgalanmış. Güreşten ayrılmıyoruz. Seran yeniş de çıkabilir korkmaz. Sevgili seyirciler. Antalya Muratpaşa Belediyesi belediye sporcusu amca şöyle geçin şöyle amca şöyle. Antalya Serik Ali Topal Antalya Büyükşehir Belediyesi Asan Spor Kulübü'nün pehlivanı Korkut Eli final müsabakasını Oğuzhan Sarı Adana bölgemizden yapacaktır. Bir alkışla değerli hocam. Evet, küçük orta büyükte de final birazdan başlayacak. Yıldızı ile hilaline görmüş olduğunuz Koç Yiğitler gidiyor. Boyların finaline. Yenen pehlivan birinci olacak. Yenilen pehlivan ikinci olacak. Bakalım talih kuşu hangi pehlivanın başına konacak. Allah Allah, illallah. Yiğit aslanlara final güreşinde alkışlarla diyelim maşallah, Allah derman versin. Küçük orta büyük boyun evet, final güreşi için şimdi çıkış verildi değerli izleyenler. Diğer taraftan da haber verelim sizlere. Önemi şu, alt boylarda birinci olanlar bir üst boya çıkmış evet. Olacak. Baş altına kadar, baş altında birinci olan baş boyuna çıkmayacak bildiğim kadarıyla Kenan Şimşek. Evet. Baş altından çıkan yok. Aşağı boylarda birinci olanlar bir üst boya çıkacak. Halkımızı doğru bilgilendirelim. Sayın Mücahit Turgut'a. Evet. Artırımlarınızı bekliyoruz Sayın Mücahit. Büyük orta başaltı her meydan. Sayın Mücahit Turgut'ta 60 bin lira. Evet, alkış yapalım değerli adaylarımıza. Evet, Özekin Petrollerin sahibi, Özekin Otomotiv, Özekin Emlakların sahibi, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya Bölge Bayi, Akaryakıt İstasyonları sahibi, iş adamı Sayın Hamdi Özekin Bey'im arz ediyorum. Başkan şöyle gidiyor biri. Sayın Hamdi Özekin'de 70 bin lira. İsmail Balaban'ın çabaları var. Taşkesik köyünden ünlü hal komisyoncusu, iş adamı. Aslan kardeşler petrolleri. Baş pehlivanlıkta yarı finalde İsmail Balaban Salih Erinç'i yenmek için oyundan Sayın oyuna geçiyor. Yusuf Aslan'da 80 bin sevgili lira, izleyenler. Aslı Nesli Sakarya ili Kaynarca ilçesinden. CV Enerji Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı. Genç iş adamı. İddialı evet. Ağabeyimiz Sayın Tarık Sarvan'dayım arz ediyorum. İsmail baş pehlivanlık güreşlerinde gerçekten bu şekilde rakiplerine çökemiyordu daha önce. Kendini geliştirmiş Sayın gerçekten. Evet. Önceden söylediğim gibi fark var yani İsmail'in. Önceki yıllardaki güreşiyle şu anki güreşi çok farklı. Ama Salih de söyledim yumuşak bir pehlivan. Evet. Kolay kolay işte altta yenilecek bir baş pehlivan değil. İş adamı. Hayırsever genç iş adamım Sayın Mücahit Turgut'tayım. Bu karşılaşma bittikten sonra.
Sayın Mücahit Turgut'ta 120 bin lira, 120 bin lira. Evet, coşkuyla alkış yapıyoruz. Özekim petrollerin. Güreş tabiriyle İsmail Balaban, Salih Yerince çökmeye başladı Kenan Şimşek. Evet. Evet, çöküyor. Gerçekten çöküyor. Zaten yağlı güreş böyle olması lazım. Şimdi baş pehlivanların çoğunu seyrediyorum. Bazen de hakemlik yaptığımız zaman da denk geliyor. Baş pehlivanın bir tanesi yoruluyor. Aferin yani 4.50 evet. Duruyor. Öbürü onun arkasına geçip buna çökmüyor. Arkadaş, güreş sadece ayakta olmuyor ki. Yağlı güreş yerde de oluyor. Yani eğer baş pehlivan aşağı yatıyorsa birisi öbürü arkasına geçecek. Çökecek yani. Güreşin gereğini yapacak. Evet, Kenan Şimşek, bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. İsmail Balaban sıkıştırıyor. Salih Erinci, bu arada sana selamlar var. Almanya'dan Sefa Esen, Antalya'dan Soner Özer, Samsun'dan Samsunlu güreş severler, Slova'dan Nevzat Demircan ve Şaban Yavuz, o da Samsun'dan. Diyor ki Nevzat Demircan, Osman'ın yenmesi sürpriz değil Salih'in. Daha önce de yendi ama Elmalı da yenmemişti. Elmalı'da Kenan Şimşek onu kastetti. Belki biz eksik söyledik, onu belirtelim. Osman, Elmalı'da Osman Aynur'un 2010 yılında altın kemer kuşandığı bu dualı çayırda Salih Erinci'nin yenmesi sürpriz. Biz onu söyledik. Şimdi güreş seyircisi arkadaşlarımız anlayamıyorlar. Sağ olsunlar. Antalyalı Osman Aynur'u bu yılın baş pehlivan finalisti, daha öncenin Kırkpınar'ın baş pehlivanı Osman Aynur'u bu Antalya sahasında, Elmalı sahasında yenmek kolay değil. O öyle kolay bir iş değil yani. Evet, Kenan Şimşek onu söylemek istedi. Yenilebilir ama bu sahada yenmek kolay değil. Demek ki seyircilerimiz çok iyi takip ediyor, sağ olsunlar. Daha önce iki kez daha yenmişti dedi. Gayet güreşin, güzel. Yağlı güreş güreşi, açısından önemli bir gelişme. Tabii güreşi seyreden kıymetli seyirciler, yani kıymetli güreş severler, inanın yağlı güreşi bizden daha iyi biliyorlar. Sağ olsunlar. Güreşi seyreden insanlar güreşe gönlünü vererek seyrediyorlar. Yani bir futbol seyircisi gibi değil güreş seyircisi. Gönlünü veriyor. Evet. Gönülden seyrediyor. Güreş hareketlendi. Bu arada merhum İbrahim Karabacan, mahtumu Yüksel Karabacak, Kenan abiyi çok formda gördüm, bir kısmet giyebilir miyiz havzada diyor. İnşallah, niye olmasın, giyeriz tabi. Ustayla bir antrenman yapmak isterim, gözüm kesmiyor müsabakayı ama bir idman yaparım diyor. Şu anda, Yüksel Karabacak. Şu anda hala zaten antrenman yapıyorum, antrenmanı falan bıraktığım yok. O zaman hiç meydan okuma Yüksel Karabacak, antrenman yeter sana. Baş pehlivanlıkta yarı finalde mücadele zaman zaman yere iniyor. İsmail Balaban biraz güreş tabiriyle Salih Erinci bunaltsa, çökse de sonucu ulaşamadı. Tabii İsmail Salih'e çöktü ama Salih yenici oyun yapmadı Salih'e. Yenmek için bir şey yapmadı. Sadece bunaltmak için çöktü. Tabii Salih de yani fiziksel olarak yumuşak bir baş pehlivan. Kuvvetli baş pehlivan. Dayanıklı baş pehlivan. Ondan da rahatlıkla sıyrıldı ve ayağa kalktı. Tabii bu saatten sonra zaten güreş Salih ayağa kalktı güreş alttan. Evet. Bundan sonra da güreşin seyri de değişebilir. Farklı bir atmosfere gidebilir güreş. Evet, müthiş mücadelede artık yavaş yavaş sürenin ortalarına geliyoruz. Alt boylarda da küçük orta büyükte Kürşat Korkmaz'la Ali Topal mücadele ediyor. Kazanan büyük ortaya çıkacak. Çayır'da başka bir mücadele daha var. Bir final daha var sevgili seyirciler. 3 çift pehlivan müthiş bir mücadele sergiliyor. İş adamı Sayın baş pehlivanlıkta Salih Erinç diyor ki, İsmail Balaban'ı puanlama devresine taşıyabilirsem bir koltuk altı geçer avlayabilirim. Evet, puanlamaya güreş giderse Salih'in avantajı da var, yani Salih'in şansı da var. Güreş ortada olur puanlamada. Konuşma yaptı Cemil. Çok anlamlı bir konuşmaydı. Zaman zaman yere iniyor. Evet, İsmail Balaban. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin dört bir köşesinden misafirlerimiz geldi. Boyundurukla karşıladı. Bir tırpan vardı. İsmail hareketli. Evet, dışarıdan da budayarak indirdi. Bastırıyor İsmail Balaban. İşte bu bölgenin çocuğu. Elmalı'da yetişen keçi. 180 bin lirada. Ve keçinin sütünü, buradaki peyniri, balı, yağ yiyen İsmail Balaban'ın babası bana dedi ki,
doğal yiyeceklerden başka bir şey alırsa hakkımı helal etmem İsmail'e dedi. Evet, doğru söylemiş. Ben onu elimle besliyorum dedi. Turan'ı da onu da o yüzden dedi. Benim sözümden çıkmazlar dedi. Doğru ta söylemiş. Antalya'ya doğal yiyecek götürüyorum ben dedi. Sağ olsun, İsmail, sağ olsun. İsmail Salih'e kontra atak yaptı. Sayın Mücahit Turgut, çabuk bir fizyolojiye sahip İsmail Baraman. Çok çabuk. Şimdi Salih Erinç biraz yorgun. Kolay değil burada iyi pehlivanları aradan çıkarmak. Kenan Şifşek, sen de burada güreştin. 4 yıl baş pehlivanlığın var. Hem de üst üste zor bir çayır burası. İşte gerçekten Elmalı güreşinde bir baş pehlivanı yenmek, kemer takan baş pehlivanı yenmek gerçekten kolay değildir. Evet. Salih'i bugün ben gerçekten tebrik ediyorum. Çok güzel güreşler yaptı. Tabii 2001 yılından 2004 yılına kadar da 4 yıl üst üste ben baş pehlivan oldum burada. Yani onun da şeyi, hikayesi biraz farklı. Evet. Ama 4 yıl baş pehlivanlık Allah nasip etti. Biraz da belediye başkanımızın yüzünden, evet, 4 yıl baş pehlivan olduk. Önceki sağ olsun başkanımızın. Sağ olsun. Ona teşekkür ediyorum. Şimdi evet Kenan Şimşek, bu arada sana Trakya Kırklareli Sinanlı'dan bir mesaj var. Diyor ki oranın başkanı Ali Alkan, Kenan Şimşek bize yardımcı olsun, bir yağlı güreş kulübü kurabilir miyiz diyor. İnşallah. Elimden ne geliyorsa yaparım. Telefonum vardır zaten, ararsalar. Evet. Gereken bilgimi, becerimi ortaya koyarım. Ve de karşılıksız koyarım. Yani karşılık bir şey beklemem. Yeter ki güreş yapılsın, güreş olsun, kulüp olsun. Çocuklar bu işten faydalansınlar. Milletimiz, evet, için hayırlı iş olsun. Gereken neyse yaparım. Çünkü orası Darül Halp. Evet. Tarihi Kırkpınar'da güreşleri başlatan Alp Eren, Gazi Veri, Mehmet Buhari Sarı Saltuk rüyasında Hazreti Peygamber'i görüyor. Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki burayı düşmanına koma diyor ve Sarı Saltuk böylelikle 1263 yılında Edirne'yi fethediyor Amasyalı Türkmenlerle. İşte ondan sonra başlatıyor yağlı güreşleri Kenan Şimşek. Şimdi Kenan Şimşek eğer varsa güreş sayesinde var. Evet. Bu milletin öz evladıdır. Bu milletin özünden çıkmış bir insandır. Güreş olduğu için Kenan Şimşek ismi vardır. Evet. Güreş içinde ne gerekiyorsa, bakın açık söylüyorum, ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Yeter ki bütün bilgimi, becerimi, bu zamana kadar kazandığım, evet, bilgimi, becerimi güreş için vermeye hazırım. Yeter ki insanlar talep etsinler. Baş pehlivanlıkta güreş bir kez daha yere indi. İsmail Balaban yavaş yavaş paçaları yokluyor. Salih Erinç geri geri gidiyor. Müdafaa güreşinde şu anda Salih Erinç. Başkanım, bilmiyor musunuz? Yani diyorum. Güreşe, güreşe hizmet etmek bütün güreş severlerin, bütün Türk milletinin görevi bence. Herkes size hizmet etmesi lazım. Çünkü Türk milletinin elinde kalan, bozulmayan tek unsur yağlı güreş kaldı. Buna hep beraber sahip çıkmamız lazım. Yani ben, evet, ben hiçbir sıkıntım olmadığı halde öğretmenliğe geçip güreşe, çocuklara hizmet etmek için bir güreş takımı kurdum Düzce'de. Bakın yani, evet, gerçekten söylüyorum, çok büyük fedakarlık gösteriyorum. Oraya gidiyorum, öğretmenliğe geçtim de güreş takımı kurdum. Yani ben güreşe hizmet etmek istiyorum ama güreşe hizmet edecek insanların da, üst düzeydeki insanların, biraz daha üst seviyeye gelen insanların, evet, önüne engel olmaması gerekiyor. Eski pehlivanlardan Elmalılı Mustafa Doğan da diyor ki Kenan Şimşek'i artık kulede görmek istiyoruz diyor. Evet. Baş pehlivanlıkta şimdi anons edildi sevgili seyirciler. Artık puanlama devresi başlayacak. CV Enerji Grupları sahibi Sakarya Kaynarca'da genç iş adamı Sayın Tarık Sarvan'da 200 bin lirada ihale olunmuştur. Evet, koçu yürütmeyelim. Değerli, evet, görevliler, koçu yürütmeyelim. Evet. İşte ağalık açık artırmasındaki koç. Bu bir gelenek. Elmalar Meydanı'nda. Sevgili seyirciler. Sayın yönetmenim, alt boyları da gösterme şansımız var mı? Küçük, orta, büyük ve büyük ortada final karşılaşmaları var. Bunlar önemli. Neden? Birinci olanlar bir üst boya çıkacaklar. Bakıyoruz, evet. Küçük, orta, büyük boyun finali ekranlarınızda. Uzun boylu olan Kürşat Korkmaz. Babası eski pehlivanlardan Atınç Korkmaz. Ve rakibi Ali Topal. Hangisi yenerse büyük orta boyuna çıkmış olacak. Evet. Sevgili izleyenler. Evet.
200 bin lirada Ermalı güreşçi adı, diş adamı Sayın Tarık Sarvan'da ihale olunmuştur coşkuyla alkışlıyoruz. Baş pehlivanlar puanlamaya başlayıncaya kadar bu karşılaşmalarda kalacağız. Bunlar da bizim için önemli. Ve Kenan Şimşek, İrfan Şahin, Bigalı Kısmet ustamızdan sana selam var. İstiyorsa Kenan Şimşek çıkacaksa Kırkpınar'a kısmetini dikmeye hazırım. Çünkü en rahat olan kısmet Kenan Şimşek ve Cino Mehmet Yılmaz'aydı. Bana ölçülerini gönderir ben de yapardım diyor. Evet doğru. Sağ ustama, olsun. Ustama gerçekten evet. Buradan saygılarımı sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Kısmetin mucidi ve ustasıdır. Evet. Tek kelimeyle onun diktiği kısmeti Türkiye'de hiç kimse dikemez. Şu ana kadar da diken çıkmadı zaten. Bu zamana kadar da zaten bana yaptığı kısmetler aynen dediği doğrudur. Evet. Sadece ölçüyü söyledim ve kısmet birebir oldu. Ve onun yaptığı kısmet bir sene değil, iki sene değil, üç senede giysen aynı şekilde durur. Ki gerçekten her gittiğiniz yerde 4-5 tur yaptığınız halde. Kesinlikle, kesinlikle. Biz de yıllardır tanıdığımız için sizi Kenan Şimşek az çok vakıfız. Ustam hemen mesaj çekince söyledim. Ustamın yanına gidip bir tane kısmet kendime yaptıracağım ama kalıcı kısmet yaptıracağım inşallah. Evet. Düşünüyorum yani buradan da selamlarımı yolluyorum ustaya. Evet, umarız bir çırak edinmiştir. Çünkü kısmet dikimi çok çok önemli. Bu bir sanat sevgili evet. Seyirciler. Aynen yağlı güreşte olduğu gibi. Evet, bakacağız. Baş pehlivanlar başladığında onlara döneceğiz. Ekranlarınızda küçük orta büyük boyun finali. Uzun boylu olan ekranların sonunda Kürşat Korkmaz, Tarık Kırkpınar'da. Küçük orta küçüklü birinci olmuştu. Şimdi küçük orta büyükle mücadele ediyor. Ali Topal'la ikisi hangisi kazanırsa kazansın büyük ortaya çıkmış olacak değerli izleyenler. Ve diğer tarafta da büyük ortanın finali var. Ertuğrul Dağdeviren ve Hakkagün. Biz tekrar dönüyoruz. İsmail Balaban, Salih Erinç mücadelesinde bu karşılaşmadan ayrılmayacağız. Neden? Orhan Okulu'nun rakibi bu karşılaşmanın sonucunda belli olacak. 5 dakikalık ilk puanlama devresindeyiz. İsmail Balaban çok temkinli. Salih Erinç koltuk altı geçerek dalmak için fırsat kolluyor. Yani bu müsabakanın galibi kim olursa evet. olsun Orhan için biraz daha kolay olacak. Çünkü Orhan çok çabuk turu geçti. Buradan çıkacak olan da yorgun çıkacak. Tabii eğer dayanıklılığı işte iyiyse çok fazla fark etmez evet. ama muhakkak yine de fark edecek. Geçen her süre Orhan tabii. okulunun lehine işliyor. Lehine işliyor. Bunların da aleyhine işliyor şu anda. İhalesini alarak yani büyük ihtimalle de uzatmaya da gidebilir güreş. Kendisine sunulan koçu çok değerli güreş ağam Sayın Tarık Savran bizleri gece gündüz demeden gözünü evet Vezir Köprü Esenköylüler Derneği diyor ki güreş kulübü kurmak istiyoruz. Kenan abi bize de yardımcı olsun. Karadeniz çocuğu Kenan Şimşek olacaktır. Tekrar ediyorum. Güreşle ilgili kim ne istiyorsa, elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Baş pehlivanlıkta puanlama devresindeyiz değerli izleyenler. Burası Elmalı Yeşilyayla Doğalı Çayırı. Tam 663. Evet, kez karşılaşmalar yapılıyor. Dile kolay. 7 asırdır süre gelen bir gelenekten bahsediyoruz. İsmail Baraban'ı puanlama devresinde biraz daha temkinli görüyorum. Daha çekingen davranıyor Sayın Şimşek. Tabii şu anda İsmail daha stresli çünkü burası Antalya, onun memleketi. Kendi bölgesi. Tabii memleketi Elmalı. Salih Erinç rahat. Tabii Salih ben Osman Aynur'u yendim. Daha ne yapayım yani. Diyor. İsmail'i yensem de yenilsem de ben burada çıkışımı yaptım. Bundan sonra yolumu tabii. da artırın diyor. İsmail organizatörlere. Stresli daha sıkıntılı. Çünkü burası Elmalı. Evet. İsmail'in kapısının evet. önü yani. Burası Elmalı'dan İsmail. Salih onun Erinç. Evet Sayın Şimşek. Değerli güreş severler, saygıdeğer konuklar, 663. tarihi Elmalı Büyük Yağlı Pehlivan Güreşlerinde büyük orta boyunda final müsabakası. Evet. Şimdi bir dalış gerçekleştiriyor. Paçayı kaptı. İsmail Balaban bastırmak üzere. Henüz puan yok. Kurtardı. Bu kez kasnaktan çekiyor.
kemaneliyor, bastırıyor İsmail Balaban sevgili seyirciler. Müthiş bir avantaj sağladı. Kendi seyircisi önünde Salih Yerinci bastırarak. Hakkı Ergün. Normal 5 dakika süre bitmedi yalnız. Evet. Ömer Osman Pelit bir mola işareti yaptı kule baş hakemliğine. İsmail'in kaşında bir problem var galiba. Meydan baş hakemine ait temiz evet. Ilgili bilgilerinize arz olur. Şu anda süre durdu. 5 dakikalık ana devrede. Hakemler süreyi durdurdular. Tekrar başladığı zaman. Evet, şimdi birlikte beraber başladı. Pehlivan, tarihleri sil baştan yazarız biz. Edirne, Sakarya, Rumeli. 1-0 üstünlüğü var. Koyun koyuna İsmail Balaban'ın. Doğu, Batı. Evet, Batı, şimdi İsmail taktik Çerkezi, yapıyor. Tabii, yani zamanı geçirmesi lazım. Yere indirerek güreş. Ayakta olsa Salih Erinç'in dalacağını biliyor. Koltuk için altı geçeceğini ya da kafa içeride dalış yapacağını biliyor. Avlamak için de bekliyor şu anda. Gözümüz bu karşılaşmada sevgili seyirciler. Zamanı dolduracak İsmail. Onun için şu anda mücadele ediyor. Beni de soracak olursanız. Salih'te 1-0 yenik Evliya puan alması lazım. Yeşil Elmalı'dan, tarihi Kırklareli'nin en genç çalgınlarından Salih Bozan. 5 dakika bittiğinde eğer bu şekliyle sona erer ise İsmail Balaban'ın eli kalkacak. Muhammedur Resulullah, yiğit Türk aslanlarına haydi seyircim, final müsabakasında şu anda zamana güreşen isim İsmail Balaban. Zamanı çok iyi kontrollü bir şekilde kullanıyor. Evet, hakemin şu anda İsmail'e ihtar vermesi lazım. Çünkü geri gidiyor, güreşe temas sağlamıyor. Evet sevgili seyirciler. Geçmiş dönem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Antalya Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz Sayın Profesör Doktor Mustafa Akaydın Bey. Evet süre bitti ve İsmail Balaban'ın eli kalkıyor. İsmail Balaban Orhan Okulu'nun rakibi oldu sevgili seyirciler. Antalya Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz Sayın Niyazi Nefi Karabey. Yine Antalya Muratpaşa Belediye Başkanım. Şu anda altın kemeri gezdiriyorlar her meydanında Allah'ın izniyle. İsmail Balaban Orhan Okulu'nun rakibi oldu değerli izleyenler. Teşekkür ediyoruz. Çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız. Biz çayırın tam ortasında Jimicik kamerasına yakın bir karşılaşma var. O karşılaşmayı bir kez daha ekranlara taşıyalım. Evet. Evet, davulcular bir saniye arkadaşlar. İkinci anonsa kadar bekleyin. Küçük orta büyük de. Ali Topal'ın Kürşat Korkmaz mı kazanan bir hafta sonra büyük orta boyunda güreşmeye hak kazanacak. Evet uzun boylu olan Kürşat Korkmaz, sırtı bize dönük olan da Ali Topal. Evet bakalım. Küçük orta büyük boyda artık puanlama devresi için pehlivanlar çayırın ortasına davet ediliyor. Deste küçük, deste orta boy, deste büyük boy. Küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy pehlivanları. Hayır, ana devre devam ediyor sevgili seyirciler. Kurdele bağlamadılar. Her meydandaki yerleriniz alınız. Tarihi Elmalı Yeşil Yayla güreşlerinde. Baş pehlivanlıkta İsmail Balaban ve Orhan Okulu son karşılaşmayı yapacak isimler. Küçük orta büyük boyda Kürşat Korkmaz rakibi Ali Topal'ın şu anda kasnağından girmek istiyor. Müsaade etmedi Ali Topal kendisine. Evet davulcular ikinci anonsa kadar bekliyorsunuz o tutma arkadaşlar. Boyunca da gelecek yine pehlivanlar madal etörüne vardı. Çok acele. Evet. Bugün Elmalı. Tabii. Büyük biz ölüyoruz 663. Elmalı güreşleri diye ama
idare eden alanın da düzeni tertibi olması gerekiyor. Övünmek yetmiyor. Biraz da çalışmak gerekiyor sevgili seyirciler. Bu arada Türkiye'nin her yerinden mesaj geliyor. Evet. Ordulu Mustafa'nın, Ankara. Ustamızın, rahmetlinin memleketi Göller'den, evet. Hasan Usta mesaj atıyor. Sağ ol. Ordulu Mustafa adına güreş yapılmasını istiyorlar. Balıkesir Gönen'den Durmuş Ustamız var. O da Ordulu. Oradan da selam yolluyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsine saygılar sunuyoruz. İstanbul bölgemizden Metin Başdemir. Kule hakemi Yağlı Güreş, Akdeniz bölge sorumlumuz Antalya Cevat Gündoğdu. Yağlı Güreş, Akdeniz bölge sorumlumuz Bilal Şahin. Yağlı Güreş, İç Anadolu bölge sorumlumuz Sait Temiz. Alt boylarda mücadeleler devam ediyor sevgili seyirciler. Sizin için hazırladığımız geçmişe yönelik tarihi Elmalı Güreşleri ile ilgili bir görüntümüz var. Şimdi o görüntü ekranlara geliyor. Bursa bölgemizden Tahir Yılmaz. Vay pehlivan, buna yeşil yayla Elmalı'nın tarihi güreş sahası derler. Bunda vardır bir hal, üste çıktım direcimle. Ayakta düşersen yapış, üste çıkarsan paça kaslakları yapış. Allah Allah, illallah. Türk aslanları hep beraber alkışlar da diyelim maşallah. Allah derman versin. Yeşil Yayla 629. geleneksel yağlı güreşlerine 400 güreşçi katıldı. Çok sayıda seyircinin izlediği yağlı güreşlerde bazı milli minder güreşçileri de mücadele etti. Başaltı finalinde Reşit Karabacak rakibi Mustafa Seçilir'i yenerek birinci oldu. Güreşler 11 boyda yapıldı. Büyük ortada Kadir Birlik, küçük ortada Baki Sudakap, büyük ayakta Recep Gürbüz, küçük ayakta Mehmet Akça, deste büyük ortada Davut Demirhan, deste küçük boyda Ali Toker, teşvik büyük boyda Nazmi Aslan, teşvik küçük boyda Metin Pınar ve toz koparanda Ali Kayataş birinciliği aldılar. Baş pehlivanlık güreşlerine katılan isimler arasında Aydın Demir, Mehmet Güçlü, Mehmet Öztürk gibi güreşçiler bulunuyordu. Mehmet Güçlü, Mehmet Öztürk'le güreşinde rakibinin kaçak güreştiğini, hakem heyetinin ihtar vermediğini gerekçe göstererek müsabakalardan çekildi. İzlediğiniz final güreşinde Aydın Demir, Mehmet Öztürk karşı karşıya geldi. Güreş 2,5 saat sürdü. Sonunda hakem heyeti Aydın Demir'i puanla 3-2 galip ilan etti. Ve 629. Yeşil Yayla güreşlerinde baş pehlivanlığı Aydın Demir kazandı. Kule hakemi Mehmet Yılmaz Cino. Merkez hakem, evet. 30 yıldan fazla oldu sevgili seyirciler. Muhtemelen 1981 yılının görüntüsü, tarihi Elmalı Yeşil Yayla'nın siyah beyaz çekilmiş görüntüsü elimizde. Yıllar sonra da bu görüntüler belki ekranlara gelecek. Mehmet abiciğim. Veteran hazır mı Hamdi abi? Evet, büyük ortanın finali ekranlarınıza geliyor. Ertuğrul Dağdeviren ve Hakkı Aygün. Balıkesir bölgesinden Ertuğrul Dağdeviren. Hakkı Aygün hangi bölgeden diye soralım. Antalya bölgesinden Hakkı Aygün. Ekranlarınıza geliyor sevgili seyirciler. Bu karşılaşmayı kazanan baş altına çıkacak. Evet. Çok saygıdeğer güreşseverler, değerli konuklarımız. Büyük ortanın finali ekranlarınıza geliyor. Cuma günü Alanya'da bir şehidimizi uğurladık. Tarihi Allah'tan Elmalı Yeşil Yayla. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Rengini şehit kanından almış.
benim ay yıldızı bayrağım. Sen göklerden yere inmeyeceksin. Seni yere indirmek isteyenlerin oyununu bozacağım. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Ezan sesi dinmeyecek. Vatan bölünmeyecek. Türk bayrağı göklerden yere inmeyecek. Bunu bütün dünya böyle bilecek. Ne yıldırımdan korkarız ne tufandan. Her zaman dop doluyuz er meydanından. Ey Brekotçu yiğitler, güreş yapanlara yardım eder Hazreti Yaradan. Evet Mehter Han. Evet, Mehter hazır. Şimdi bir bayrak töreni yapılacak. Biz hem o töreni hem de Büyük Orta'nın finalini sizlere göstereceğiz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ailelerine Rabbinden sabırlar diliyoruz. Ve diyoruz ki Türkler evet. İsteseydi Kıbrıs'ın İstiklalimizin sembolü ay yıldızlı bayrağımız şimdi önümüzden geçiyor. Bizler de saygıyla ayağa kalkıp bayrağımızı selamlıyoruz. Necat yadıkarı bu meydanlarda bizi bayraksız, vatansız bırakma Allah'ım. Necat yadıkarı bu meydanlarda bizi ezansız, kurbansız bırakma Allah'ım. Arif Nihat Asya'nın o meşhur dua şiirinde cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım diyordu. Allah rahmet etsin Arif Nihat Asya. Çok evet. Tarihi bizler, Elmalı Yeşilyale Er Meydanı'nda bayrağımız şu anda görevlilerin ellerinde. Bir kez daha küçük orta büyük boyun finaline dönüyoruz. Ne mutlu! Ne mutlu! Türk yıldızları! Bayrağımızın ayakta alkışlamanızı istiyoruz. Saygıdeğer güreş severler. Türk askeri! Lütfen ayağa kalkalım. Türk askeri cepheye gidiyor. Yara yara hesap soruyor. Kahve! Kardeş mi kahveye? İster savaş, ister barış. Bin atlı o gün akıllarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir ordu yendik. At dolgalı beyler mi aykırdı ilerle. Bir yaz günü geçtik Tura'dan kafilelerle. Evet, pehlivanlarımızın başında sadece bir kişi olacaktı, tekrar ediyorum. Pehlivanlarımızın başında sadece bir kişi olacaktı. Elikan, ciğer püryan, sinesi üryan, kastımız gazabımız, düşmana ziyan, düşmandan korkmadık, hiçbir zaman korkmayız, her zaman. Evet, küçük orta büyükte bir kez daha Ali Topal'la Kürşat Korkmaz mücadelesindeyiz. Bu karşılaşmayı kazanan hem burada birinci olacak hem de önümüzdeki haftadan itibaren büyük orta boyunda güreşmeye hak kazanmış olacak. Hep birlikte kardeşiz. Bu bayrak yere inmeyecek. Vatan bölünmeyecek. Dünya bunu böyle bilecek. Birleşin. Ey Hazreti Kur'an'da birleşenler. Bir yandan güreşler devam ederken birleşin. Diğer taraftan Mehter Han ve ay yıldızlı bayrağımız Elmalı Çayırı'nda. Ayrılık yakışmıyor. Bölünmek yakışmıyor sizlere. Birleşin ey Secde-i Rahman'da birleşenler.
Orta Asya'dan gelir bizim kökümüz. Hazreti Peygamber mali yüzümüz. Fatih'e Kanun'e Yarım Sultan'a bir süsümüz. Askeri Türk'ü Türk'üz. Evet, Türk bayrağımızı ayakta coşkuyla alkışlıyoruz. Minik bir Mustafa Can Erdem, Yıldız Çelik'le Ahmet Osman Necat Sert. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten necdaha dinerek öptü o pak alnını değer. Ne bilirsin ki kanı kurtarıyor tevhidi. Bedri'nin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek bak beni kimler kassın. Gönlüm gelsin de sen tarihe sığmazsın. Buna şındır demek getirsem Kabe'yi başına. Yine bir şey yaptım diyemem hatırana. Ey şehit oğlu şehit, gitsem ömenden mahver. Sana aşırı açmış bekliyor peygamber. O gün çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir ordu yönettik. İlerleyi haykırdı ilerle. Bir yaz günü geçtik. Tuna'dan kafileler. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Cenab-ı Allah vermesin milletine cehlil illeti, dünya yüzünde var olsun. Çanakkale şahsiyeti yaratan, İstiklal Savaşı şahsiyeti yaratan, kahraman, münevver, Müslüman, Türk milleti. Meşanam. Evet, Meşanam. Türk bayrağımızı coşkuyla alkışlıyoruz. Bir müzik geçelim şimdi burada. Saygıdeğer güneşseverler, ülkemin asil milleti. Şimdi de sizlerden Allah rızası için içinizden gelerek şehitlerimize birer Fatiha okumanızı istiyoruz. Allah rızası için Türk milletinde bu iman kuvveti olduğu sürece bu bayrak hiçbir zaman semalardan inmeyecektir Allah'ın izniyle. Allah'ım, bu aziz millet senin dinin ününü üç kıtaya at üstünde yağdı. Allah'ım, bu asil millet senin bayrağını, senin İslam'ını, senin dinini bütün dünyaya at üstünde giderek öğretti. Bu asil meydanları kahramansız bırakma Allah'ım. Bu asil meydanları pehlivansız bırakma Allah'ım. Ecdat yadikarı camilerimizi ezansız, sevalarımızı bayraksız, kalbimizi Hazreti Kur'ansız bırakma Allah'ım. Evet Mehteran, Allah razı olsun. Tele Mehmet abim benim değerli ustam. Allah kabul etsin sizi. Sağ olun. Erkan abi. Erkan abi. Bize kadar gel abi, ondan sonra devam et. Evet sevgili seyirciler, bayrak töreni şimdi bitti. Alt bölgelerde mücadeleler devam ederken bizler de yıllar önce tarihi 40 pınarın finaline gidiyoruz. Çok gelme, 10 kişi. Şu anda Recep Gürbüz atakta. Ancak Recep Kılıç kurtuluyor. Tarafından gönderilen 2 milyon 1 milyon 400 bin rakibini boydurukla karşılıyor. Şu anda bir tırpan denemesi var ve Recep Kılıç açık düşüyor ve 1988 yılı baş pehlivanlarını Antalyalı Recep Gürbüz kazanıyor. Evet,
1988 yılı baş pehlivanı Antalyalı Recep Gürbüz oluyor sayın seyirciler. Recep Gürbüz geçen yılın Kırkpınar baş pehlivanı Hataylı Recep Kılıcı yeniyor ve bu yılın baş pehlivanı oluyor. Belediye Başkanı Sayın Avukat Ümit Özdemir. Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın. Bu bölgenin çocuğu Antalya Korkuteli Simandır'dan Recep Gürbüz'ün baş pehlivanlık güreşini izledik değerli izleyenler. İlçe müdürümüz Gençlik Spor İlçe Müdürümüz evet. Sayın Bekir Erol Bey'i, güreş tertip komite görevlisi Sayın Özgür Özdemir. Alt boylarda puanlamalar devam ediyor. Plaketlerini bugün dünya şampiyonası nedeniyle aramızda bulunan... Sayın yönetmenim, solda yürüyen pehlivanlar var. Büyük ortanın finali. Biraz daha şimdi alandan çıktılar. Yürüyorlar. Evet, büyük ortanın finali şimdi ekranlarınızda. Ertuğrul Dağdeviren ve Hakkı Aygün mücadele ediyor. Sırtı ekranlara dönük olan Ertuğrul Dağdeviren Balıkesir bölgesinden ve rakibi Hakkı Aygün de bu bölgenin çocuğu Antalya bölgesinden büyük ortada birinci olabilmek için mücadele ediyorlar değerli izleyenler. Günün anlam önemini taşıyan plaketlerini kendilerine takdim ediyorlar. Coşkuyla alkışlıyoruz. Ekranlarınızda ana devredeyiz. Evet sayın başkanımız, şu anda belediye başkanımız veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Güreş Federasyonu. Evet. Yine değerli başkanımız. Tabii alan düzensiz olduğu için sayın zaman zaman kameraman arkadaşlarımız zorlanıyorlar. Görevli arkadaşlar da biraz daha seyirci konumunda şu anda buradaki görevler. Saha komiseri diye kırmızı tişörtlü giymiş arkadaşlarımız biraz yardımcı olsa daha düzgün olacak alan. Evet sevgili izleyenler, iki karşılaşma da ekranlarınıza geliyor. Evet şimdi Ertuğrul Dağdeviren bastırıyor Hakkı Aygün'ü. Ekranlara geliyor değerli izleyenler. Özcan Bey bir gerdanlama oyunuyla açıp düşürmek istedi rakibini. Yine Ertuğrul Dağdeviren üstü olan büyük ortacı. Abi baş altına hemen salıyoruz. Bilgin olsun, hemen salıyoruz hocam. Evet. Kurban olayım, ay yıldızlı bayrağımın yıldızına, hilaline. Görmüş olduğunuz Koç Yiğitler, altın kadar üstünlüğü, erbaları yeşil yerlerden... Evet, Ertuğrul Dağdeviren rakibini ana devre içerisinde yenmek için oyun arayan isim. Kurtarıyor kendisini Hakkı Aygün. Zor durumdan değerli izleyenler. Evet. Kendisi istemeyen bir durumdan dolayı şu an Elmalı cezaevinde. Evet. Dışarıdan ama ayak takarak abi, oyun yapmak istedi Ertuğrul Dağdeviren. Maddi manevi hiçbir desteğini esirgemeyen.